Efendim hayırlı akşamlar. Lale Gül TV ana habere hoş geldiniz. Bendeniz Mustafa Balıvi. 23 Eylül Cuma günündeyiz ve bugün de oldukça hareketli bir gündü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını İstanbul'da kıldı. Çıkışta da gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Özellikle Ukrayna ile Rusya arasındaki esir takası konusuna değindi Erdoğan ve esir takasında 200 ismin üzerinde durmuştuk, 200 ismin hepsi bizde mevcut dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bir adaylık çıkışı var sevgili izleyiciler. Bu da soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Erdoğan bu bizim derdimiz değil dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlgili olarak Erdoğan gündemdeki Rusya-Ukrayna arasındaki esir takasını değerlendirdi. Üzerinde ısrarla durduğumuz konu esir takasıydı. Esir takasında da 200 ismin üzerinde durmuştuk. Ve bu 200 ismin hepsi de bizde mevcut. Ve bunlar tamamıyla bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. Bunların içerisinde bir tanesi Sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi ve bu ismi de biz Rusya'ya gönderdik. Ve şu an itibariyle de bu süreci kararlı bir şekilde sürdürüyoruz ve bizdeki misafirlere de sahip çıkıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun benimle birlikte misiniz çıkışı üzerine Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş adaylık konusunda geri adım attı. Erdoğan bu bizim derdimiz değil, onların derdi dedi. Arkadaşlar o bizim derdimiz değil. Onların derdi. Onun derdi niye bizi gersin ki? Biz işimize bakıyoruz. Ve şu an itibariyle Cumhur İttifakı bu konuda kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yola devam ediyor. Aramızdaki fark bu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu şekilde cevapladı soruları. Bu arada artık Türkiye 2023 seçiminin sıcak havasına girmeye başladı. Partisi içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti diyebiliriz. Altılı Masa içerisinde Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş isimleri de öne çıkıyordu. Kılıçdaroğlu bu iki isimle ilgili iddialar hakkında noktayı koydu. Benimle birlikte misiniz diye sordu. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da Kılıçdaroğlu'nu destekleyici tweetler attı bugün. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Seferhisar'da düzenlenen 27. dönem 5. çalışma ve değerlendirme toplantısının açılışında konuştu. Kitabımızda umutsuz. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde AK Parti vardı. İktidar faiz ayağına yatıp bir avuç azınlığa milyarlarca para aktarıyor, dedi. Var olan iktidar faiz ayaklarına yatıp din soslu, dini kullanarak bir avuç azınla milyarlarca lirayı aktarıyor. Milyarlarca lirayı aktarıyor. Dini kullanarak yapıyorlar. Herkesin inancına saygılıyız. Herkesin kimliğine saygılıyız. Herkesin yaşam tarzına saygılıyız. Eyvallah. Ama millete yalan söylemek bizim kitabımızda yok. Kılıçdaroğlu artık net bir şekilde Cumhurbaşkanlığı adaylığını belli etti. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz diye sordu. O bütün bunları maddi güçle yapmaya çalışsın. Biz cesaretle çalışıp yolumuza devam edeceğiz. Bu tabloyu düzeltmek zorundayız. Ülkemiz için, evlatlarımız için, ülkemizin saygınlığı için. Bakınız ben sürekli yürümeye ve ilerlemeye kararlıyım. Ve hiçbir şey beni inandığım yoldan geri çeviremez. Bu ülkeyi seven insanların, gerçek vatanseverlerin umutları ve duaları her yerde bizimle birlikte yürüyor. Buna inan. Ve yine buna inanın. Bu mücadelede hak düşmanlarını birlikte yeneceğiz. Ve özgürlük, doğruluk ve adalete susamış halkımıza kurtuluşu beraber getireceğiz. Ama şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Ama
artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Kılıçdaroğlu'nun bu konuşması üzerine altılı masada aday olarak konuşulan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday olmayacaklarını net bir şekilde ortaya koydular. İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım" mesajını paylaştı. Mansur Yavaş ise yaptığı paylaşımda "Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım" dedi. Evet, altılı masadaki adaylık yarışını Kılıçdaroğlu hakikaten kazandı diyebiliriz herhalde. Artık bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'nu da aday gösterirler diye tahmin ediyoruz. Ya öyle olacak ya da bu masa dağılacak. Ki zaten CHP içerisinde CHP Parti Meclisi üyesi Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır demişti. Ve sonrasında da çeşitli açıklamalarda birbirini kovalamış, çok tartışılmıştı. Bugün artık son noktayı koydu. Kılıçdaroğlu bu psikolojik savaşı kazandı diyebiliriz. Gözler tabii altılı masanın Ekim ayında yapacağı toplantıya çevrildi. Herhalde o toplantıda da ilan edilebilir diye tahmin ediyorum. Çünkü artık altılı masa adayını açıklamalı. Vatandaş bunu bilmeli ve yavaş yavaş seçime kadar da düşüncesini artık netleştirmeli. Yani neyi, kimden, niçin saklıyorsunuz? Niye bu aday bir türlü belirlenmiyor? Enteresan. Ama Kılıçdaroğlu dediğim gibi en azından CHP'nin adayı belli ki bu masayı konsolide eden parti de CHP olduğu için büyük ihtimal herhalde Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kılıçdaroğlu olacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de bugün açıklamalarda bulundu efendim ve Kastamonu'dan yaptığı açıklamalarını, terörle mücadelede çok ciddi başarılar kaydedildiğini vurguladı. Yine aynı şekilde PKK'nın meclisteki partisi dediği HDP'nin kapatılmasını istedi Mustafa Destici ve 2023 seçimlerine Cumhur İttifakı olarak gireceklerini söyledi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Kastamonu İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi ve gündeme ilişkin konuları değerlendirdi. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içinde terörist sayısının 120'nin altına düştüğünü söylemişti. Destici, "Bu büyük bir başarıdır" dedi. Yurt içinde terörist sayısı 5000-6000'lerden şu anda 120'nin altına düşmüş vaziyette. Bu büyük bir başarı ve bu 120 terörist de bulundukları yerlerden tabiri caizse kafalarını dahi kaldıramıyorlar. Ya da inlerinden dışarı çıkamıyorlar. Destici'nin gündeminde HDP de vardı. Mecliste PKK'nın partisi var dedi ve Anayasa Mahkemesi'nin bunu kapatması gerektiğini söyledi. Bunların siyasi uzantıları. İşte bugün maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde PKK'nın partisi var. Terör örgütünün partisi, Anayasa Mahkemesi anayasaya göre karar verecek ve onu kapatacak. Bunun başka yolu yok. Destici 2023 seçimlerine Cumhur İttifakı olarak gireceklerini söyledi. Büyük Birlik Partisi olarak biz inşallah önümüzdeki seçimlerde Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Cumhur İttifakı olarak elbette seçimlere gireceğiz. Hedefimiz elbette ki Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanımızın seçimleri birinci turda kazanması ve bununla birlikte de meclis çoğunluğunu devam ettirmesidir, kazanmasıdır. Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Muhammed Karaçam bugün memleketi Çorum'da düzenlenen törenle ebediyete uğurlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK üyeleri tarafından yapılan roketli saldırıda şehit düşen uzman onbaşı Muhammed Karaçam'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından önce Merzifon'a sonra karayoluyla memleketi Çorum'a getirildi. Allahu Ekber! Evinin önünde helallik alınmasının ardından şehit Karaçam'ın Türk bayrağına sarılı tabutu dualar eşliğinde törenin yapılacağı Akşemseddin Camii'ne getirildi.
İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesinde şehidin ailesi taziyeleri kabul etti. Şehidin babası Bedri ve anne Meryem Karaçam, şehit Karaçam'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Sağ soruş. Müftü Muharrem Biçer'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı Çorum şehitliğine gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, askeri yetkililer, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda PKK, YPG ve KCK'lı iki terörist paketlendi, Türkiye'ye getirildi. MİT teröristlere yönelik başarılı bir operasyona daha imza attı. Özellikle sınır ötesinde yaptığı operasyonlarla adından söz ettiren kurum bu kez sınır hattında harekete geçti. Bu kapsamda kırmızı bültenle aranan PKK-KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım yakalandı. MİT terörist Çiçek ve Yıldırım'ı Türkiye'ye getirdi. Lehenk kodatlı Atilla Çiçek'le Alişer kodatlı Hüseyin Yıldırım, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçundan kırmızı bültenle aranıyordu. Tunceli'de 25 Eylül 2012 tarihinde 6'sı asker, 1'i sivil olmak üzere 7 vatandaşın şehit olduğu bombalı saldırıyla Ağrı'nın Doğu Beyazıt kırsalında 29 Ağustos 2020 tarihinde 2 askerin şehit olduğu saldırının failleri arasında yer alan terörist Atilla Çiçek'in Suriye ve İran'da, terörist Hüseyin Yıldırım'ın ise Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. İki terörist başlatılan teknik ve fiziki takibin sonrasında MİT tarafından sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Yurt içinde gerçekleştirilen başarılı terör operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanlığı tarafından Elazığ'da Eren Abluka 38 Şehit Jandarma Ercem Havale operasyonu başlatıldı. Operasyona toplamda 485 personel katılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri hain teröristleri yerle bir etmek için operasyonlarına devam ediyor. Gün geçtikçe çoğalan operasyonlara bir yenisi daha eklendi. PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Elazığ'da Eren Abluka 38 Şehit Jandarma Ercem Havale operasyonu başlatıldı. Operasyonda Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nca Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 485 personel, 39 operasyonel tim görev alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gazetecilere açıklamalarda bulundu. Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası TODEX'in kurucusu Fatih Faruk Özer'in önümüzdeki mahkemelerden sonra iadesini beklediklerini dile getirdi. Soylu aynı zamanda nerede bir suçlu varsa, kim bu ülkeye karşı suç işlerse bulup adalete teslim ediyoruz dedi. Hangi aşamadayız? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün İstanbul İRAP İzleme ve Değerlendirme Koordinasyonu Kurulu toplantısına katıldı. Soylu toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, Türkiye'de suç işleyip yurt dışına kaçan suçluların peşinde olduklarını belirtti. Öncelikle Türkiye'de suç işleyip de yurt dışına kaçan her kim varsa peşinde olduğumuzu ve en nihayetinde de Türkiye'ye getireceğimizi bütün milletimizin bir vesileyle tekrar ifade etmek isterim. Dünyanın neresinde olursa olsun izliyoruz, takip ediyoruz, kırmızı bülten çıkartıyoruz. Gerek ikili ilişkilerimizde, gerekse de Interpol üzerinden bunları Türkiye'ye getirmek için çaba sarf ediyoruz. Soylu, Arnavutluk'ta yakalanan TODEX'in kurucusu Fatih Faruk Özer'in önümüzdeki mahkemelerden sonra iadesini bekliyoruz dedi. Ve yine bugün Arnavutluk İçişleri Bakanı ile Sayın Bakanımız da kendi muhataplarıyla görüştüler. Zannediyorum önümüzdeki mahkemelerden sonra iade edileceklerini bekliyoruz. Yani bizim talebimiz de o yönde. Çünkü oranın da kendine yönelik bir iç hukuk sistemi var. Ve iç hukuk sistemi işliyor.
ve muhataplarımızla sürekli bu konuları değerlendirdiğimizi söylemek isterim. Bakan Soylu, bir suç örgütü liderine karşı yaptığı paylaşımlarla tanınan ve Ümraniye'de silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik'in durumunu da anlattı. Soylu, bu eylemleri kim yapıyorsa bulup adalete teslim ediyoruz, dedi. Ümraniye'de gerçekleşen ve bir yaralamayla sonuçlanan, kamuoyu öldü diye biliyor ama şu anda hastanede yoğun bakımda, yaralamayla sonuçlanan Cenk Çelik var. Cenk Çelik'in yaralaması var. Şunu söylemek isterim. Zannediyorum 36 saat içerisinde Edirne'den yurt dışına kaçarken yakalandı. İstanbul Emniyeti'nin takibi sonucu bugün veya yarın da mahkemeye çıkacaktır. Gördüğünüz gibi bu eylemleri kim yapıyorsa suçluyu dağda da buluyoruz, şehirde de buluyoruz ve adalete teslim ediyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün Hak İş Konfederasyonu'nu ziyaret etti ve burada önemli açıklamalarda bulundu. Aralık ayında asgari ücrete yeni bir zam yapılacağını vurguladı Bakan Bilgin. Aynı zamanda EYT'lilere de bir müjde verdi ve bir çözüm aşamasına geldik dedi. 90 bin taşeron işçi ise kadroya geçecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara'da katıldığı Hak İş Konfederasyonu'nda konuştu. Bakan Bilgin'in gündeminde enflasyon vardı ve bir kez daha asgari ücretin Aralık ayında değerlendireceklerini söyledi. Önümüzdeki Aralık ayında yeniden bu asgari ücreti değerlendireceğiz. Bu enflasyonun etkisini, tahribatını dikkate alarak yeni bir değerlendirme sonucunda kararımızı açıklayacağız. EYT sorunuyla ilgili konuşan Bilgin, bir çözüm aşamasına geldik dedi. EYT'den bahsetti Sayın Başkan. Tabii EYT sorunu 99'da biliyorsunuz, 99 öncesi işe başlayanların karşılaştığı bir emeklilikle ilgili bir sorunlu. Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısıyla ya da başka bir şekilde Türk kamuoyuyla paylaşacağız onu. Bilgin, 90 bin taşeron işçinin kadroya alınması için çalışmaların tamamlandığını söyledi. Geçici işçilerimiz hala geçici işçi. Bir türlü geçmeyen bir işçilik dönemi var. Bunu çözeceğiz. Geçici işçilik meselesinin çözülmesi lazım. O gün şartlarda 90 bin civarında bir işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya kadrolu olarak geçmesi, kadro verilmesi, işçi kadrosu verilmesi konusunda da bütün çalışmalarımızı tamamladık. Onun da belli bir aşamadan sonra uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim. Türkiye şeker pancarı alım kampanyasında konuştu Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve müjdeyi verdi. Ve Bakan Kirişçi, bu yılki şeker pancarı alım fiyatını ton başına 1400 lira olarak açıkladı. Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a giden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Türkiye Şeker Fabrikası pancar alım kampanyası törenine katıldı. Törende konuşan Kirişçi, şeker fabrikasının 2022-2023 pancar alım kampanyasında müjdeyi verdi. Bu yılki şeker pancarı alım fiyatı ton başına 1400 TL olarak açıklıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Pancar üretim kotasını tamamlayan üreticilerimize ton başına 50 TL kota tamamlama primi de ilave olarak verilecektir. Böylece şeker pancarı alım fiyatı %245 artış ile ton başına 1450 TL olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de bugün açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nun içerisinde gerçekleştirilen eğitimin dönüştürülmesi zirvesini değerlendirdi Bakan Özer ve Türkiye olarak orada bahsedilen noktaların hepsinin Türkiye olarak gerçekleştirildiğini ifade etti ve aynı zamanda 2022 yılında öğretmenlerin mesleki eğitim saatinin 190'ı aştığını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla New York'ta Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimin dönüştürülmesi zirvesini değerlendirdi. Birleşmiş Milletler zirvesinde eğitimin dönüştürülmesiyle ilgili zikredilen konulardan Türkiye'nin adım atmadığı hiçbir konunun olmadığı, öğretmenlerin mesleki girişiminden eğitimdeki dijital platformların oluşturulmasına kadar, çevreye duyarlı eğitim sisteminin oluşturulmasına kadar ve özellikle eğitimde fırsat eşitliği ile ilgili her alanda Türkiye'nin aslında Birleşmiş Milletler'de temsil edilen tüm ülkelerin önerilerinden çok daha ileri noktalarda adımlar attığını görmekten de büyük mutluluk duyduk. Bakan Özer, öğretmenlerin mesleki eğitim saatinin planladıklarının çok üzerine çıkmasından mutluluk duyduklarını belirtti. 2022 yılında öğretmen başına mesleki gelişim saatini 120 saate ulaştırma hedefini kendimize hedef olarak koymuştuk. Bugün itibariyle öğretmen başına 1.2 milyon öğretmenimizin 192 saatlik bir eğitimi tamamladığını açıklamaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Sevgili izleyiciler, Suriye'deki iç karışıklığın başladığı 2011 yılından bu yana hala insanlık dramı devam ediyor. Bombalanan evlerinde, neredeyse yıkılacak olan binalarda binlerce mazlum sivil hayata tutunmaya çalışıyor. Suriye'deki insanlık dramı devam ediyor. Suriye'nin kuzeybatısında yerinden edilmiş, aralarında çocukların ve kadınların bulunduğu çok sayıda sivil, devam eden iç savaş nedeniyle bombalanan ve yıkılma tehlikesi bulunan boş binalarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Duvarları ve çatısı çatışmalarda yıkılan binalarda kışın yaklaşması yaşamı daha da zorlaştırıyor. İnşaat mühendisi olan Mahmut Dabansa yaptığı açıklamada, Suriye'deki iç savaşın başlamasından bu yana Suriye rejiminin okullar, hastaneler, camiler ve hatta konutlar gibi hayati öneme sahip tesisleri hedef aldığını aktardı. Hedef alınan binaların ya tamamen ya da kısmen yıkıldığını ifade eden Daban, Suriye'nin kuzeybatısındaki dar coğrafi alan ve yoksulluğun yaygınlaşmasıyla çatışmalar sonucu kısmen yıkılan binalara insanların yerleştiğini belirtti. Söz konusu binaların hiçbirinin yaşanmaz halde olduğuna dikkat çeken Daban, kışın yaklaşmasıyla birlikte söz konusu binalarda yaşamın daha da tehlikeli hale geleceğini ifade etti. Düzensiz göçle mücadele de devam ediyor. İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 52 düzensiz göçmen daha gözaltına alındı. Bu arada geçtiğimiz haber programlarında da söylemiştik. Kaçak göçmenlere ev kiralayan ev sahipleri ve o kiralamaya aracı olan emlakçılar suç işliyor demiştik. Yine bu operasyonda bu suç işleyen 4 kişi de gözaltına alındı. İstanbul göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekipleri, İstanbul'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kaçak göçmenlere yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde harekete geçen emniyet ekipleri, Esenyurt ilçesindeki 3 farklı adrese 1 Eylül'de operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 3 Cezayir, 7 Suriye ve 42 Fas uyruklu toplam 52 kaçak göçmen yakalandı. Bu kişilere evlerini kiraya verdiği öğrenilen iki şüpheli daire sahipleri gözaltına alındı. Şahıslara kaçak göçmenlere yer temin etmek suçundan toplam 311.454 lira idari para cezası verildi. Rusya-Ukrayna arasındaki kriz her geçen gün biraz daha derinleşiyor malumunuz. Tam da bu şekilde bu savaş devam ederken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Buca'da toplu katliam gerçekleştirildiği iddialarını yalanladı ve aynı zamanda Ukrayna'nın totaliter bir rejime dönüştüğünü söyledi. Luhansk ve Donetsk'teki referandumu da değerlendirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Güvenlik Konseyi'ne katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor. İkili görüşmeler gerçekleştiren Lavrov, Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin sosyal medya hesabından paylaştığı toplu katliam iddialarına cevap verdi. Lavrov, Genel Sekreter ve saygıdeğer bakanların huzurunda bir kez daha çağrıda bulunuyorum.
lütfen Ukraynalı yetkililere Buca kentinde cesetleri gösterilen kişilerin isim listesinin yayınlanması için bir çağrıda bulunsunlar. Bir aydır bu talebimize kimse yanıt vermiyor. Sayın Genel Sekreter, en azından yetkinizi kullanın. Bu sahnelemenin hemen ardından batılı meslektaşlarımız bir öfke nöbeti geçirerek Rusya Federasyonu'na karşı yeni bir yaptırım paketi sundu. Bizi asılsız bir şekilde sivilleri öldürmekle suçladıklarına dikkatinizi çekiyorum, diyerek bu yönde suçlamaları reddetti. Lavrov, Ukrayna'nın totaliter devlete dönüştüğünü söyledi ve referandumu değerlendirdi. Lavrov, Ukrayna'nın sonunda uluslararası insancıl hukuk normlarının cezasız bir şekilde ihlal edildiği, totaliter devlete dönüştüğünden şüphemiz yok. Geçtiğimiz 5 Ağustos'ta Bay Zelenski'nin Rus olduğunu hisseden herkese Rusya'ya gitmelerini tavsiye eden bir röportajı vardı. Bana öyle geliyor ki şu anda Ukrayna'nın bazı bölge sakinlerinin referandum yapmayı kabul ettiği kararlar onun, Zelenski'nin talebine bir cevaptır ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kısmi seferberlik ilan etmişti ancak Ruslar savaş istemiyor. Seferberlik ilanından bu yana Ruslar adeta Rusya'yı terk ediyor. Sadece Türkiye'deki uçuşlarda biletleri tüketmekte kalmadı. Ruslar aynı zamanda araçlarla Gürcistan'a da geçmeye çalışıyor. O Ruslar bugün 6 kilometrelik kuyruk oluşturdu sınır kapısında. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül'de ülkede kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından yaşanan panik sürüyor. Askere çağrılma endişesiyle Rusya'yı terk edenler Türkiye, Ermenistan ve komşu ülkelere geçiyor. Binlerce Rusya vatandaşı karayoluyla Gürcistan'a akın etti. Rusya, Gürcistan sınırındaki Yukarılar sınır kapısında 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bazı Rus vatandaşları uzun kuyruk ve trafik nedeniyle geceyi arabalarında geçirmek zorunda kalırken sınır kontrolleri sıkılaştırıldı. Bazı Rusların gece skuter ve bisikletlerle sınırı geçtiği belirtilse de bunun kısa süre sonra yasaklandığı öğrenildi. İstanbul Üsküdar'da duraktan yolcu almak isteyen bir İETT aracına başka bir İETT aracı çarptı. Yolcular yine mağduriyet yaşadı. Üsküdar'da İETT otobüsleri kaza yaptı. Yolcular durakta kaldı. Kaza saat 15.45 sıralarında Üsküdar'da Altunizade durağında meydana geldi. Yolcu almak için Altunizade durağına yaklaşan İETT otobüsüne başka bir İETT otobüsü yandan çarptı. Kazada yaralanan olmazken kaza nedeniyle otobüs sefer sayısında aksaklık yaşandı. Yolcular durakta alternatif olarak gönderilen İETT otobüsünü uzun bir süre bekledi. Kaza nedeniyle Altunizade durağında yoğunluk oluştu. Zonguldak'ta sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da yağmurdan nasibini aldı. Zonguldak'ta günlerdir devam eden sıcak hava yerini yağmura bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan etkili yağışla birlikte hava sıcaklıkları 14 dereceye kadar düştü. Gün boyunca aralıkla yağan yağmur nedeniyle AFAD'da sel ve su baskınlarına karşı uyarılarda bulundu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da yağmurdan nasibini aldı. Öte yandan bazı vatandaşlar da yağmurdan korunmak için binaların altına sığındı. Liman dışında sıra bekleyen bir yük gemisi ise dalgaların arasında adeta beşik gibi sallandı. Balıkçı tekneleri de olumsuz hava koşulları dolayısıyla Zonguldak Limanı'na yanaştı. Yağışların aralıklarla devam etmesinin ardından etkisini yitirmesi bekleniyor. Gaziantep polisi dolandırıcıları tek tek yakaladı. Kendilerini çiftçi olarak tanıtan ve emekli memur olduklarını söyleyen bu dolandırıcılık çetesi toplamda 5 milyon 100 bin liralık vurgun yaptı. Polis 10 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadan dolandırıcılara dev operasyon.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, büyükbaş ve küçükbaş hayvan satın almak üzere anlaştıkları vatandaşlara parayı göndermiş gibi sahte dekont göndererek veya parayı daha sonra ödeyeceklerini belirterek hayvanları teslim aldıktan sonra parasını ödemeden hayvanları başka şahıslara satan ve toplamda 30 vatandaşı 5 milyon 100 bin TL dolandırdığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri Gaziantep merkezli 3 ilde eş zamanlı yaptığı operasyonda 10 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 312 adet küçükbaş ve büyükbaş hayvan, 9 adet cep telefonu, 5 dekont, 1 adet tablet ele geçirildi. Yapılan operasyonda 30 faili meçhul dolandırıcılık olayı aydınlatılırken şüphelilerin gözaltı işlemleri devam ediyor. Kocaeli'de bir fabrikaya ait hurdalıkta yangın çıktı. Yangın 150 kişilik ekiple yaklaşık 55 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınabildi. Çevreye yayılan dumansa çevreye büyük zarar verdi. Hurdalıkta çıkan yangın 55 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangın Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan demir-çelik fabrikasının hurdalığında çıktı. Söndürülemeyen ve dumanı çevreye büyük zarar veren yangında 150 personel, 50'ye yakın araç ve 10 iş makinesi görev yaptı. Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından yangın 55 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde karaya, kayalıklara oturan balıkçı teknesindeki iki balıkçı boğulma tehlikesi geçirdi ve o balıkçılar çevredeki diğer balıkçılar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kayalıklara oturan teknedeki balıkçılar denize düştü. Boğulmaktan son anda kurtuldular. Samsun'dan Kastamonu açıklarına balık tutmak için gelen balıkçı teknesi, Karadeniz'de oluşan dalgalardan kaçmak için Bozkurt'un İliş Limanı'na sığınmak istedi. Denizdeki dev dalgalar sebebiyle sürüklenen balıkçı teknesi İliş Limanı girişinde kayalıklara doğru savruldu. Balıkçı teknesinin kayalıklara çarpması neticesinde teknede bulunan iki balıkçı denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren ve dev dalgalar arasında kaybolmaya başlayan balıkçılara yine çevrede bulunan balıkçılar yardım etti. Balıkçılar boğulma tehlikesi geçiren ve denizde sürüklenen iki mürettebatı kurtararak kıyıya çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince iki balıkçı Bozkurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dev dalgaların kayalıklara sürüklediği ve çarpmanın etkisiyle hasar gören balıkçı teknesi ise içine su alması sebebiyle battı. Kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle jandarma ekipleri balıkçılara bir süre denize açılmamaları konusunda uyarıda bulundu. Artvin'in Sakin Şehir unvanlı Şavşat ilçesinde bulunan Balık Gölü, yaz turizm sezonunun sona ermesinin ardından sessizliğe büründü. Doğa harikası Balık Gölü sessizliğe büründü. Artvin'in Şavşat ilçesi Pınarlı köyünde bulunan ve havadan balığı andıran görüntüsü nedeniyle Balık Gölü ismi verilen göl çevresindeki çam ormanları ve muhteşem doğasıyla doğa severlerin uğrak noktası oluyor. 2000 rakımdaki göl, gün batımında etrafındaki çam ağaçlarının ve dağların suya yansımasıyla muhteşem görseller sundu. Bayburt'ta yöre halkının da ifade ettiği gibi bin derde deva olan kuşburnunun hasadı başladı. Kuşburnu tam bir C vitamini deposu olarak nitelendiriliyor. Kuşburnunun birçok hastalığa iyi geldiği bilinmekle birlikte özellikle kış aylarında tüketilmesi halinde öksürük ve gripal enfeksiyonları iyileştirici özelliği yöre insanı tarafından alternatif tıp amacıyla bilinçli bir şekilde kullanılıyor. Bununla birlikte kalp damar hastalıklarına da iyi gelen kuşburnu mide bağırsak sorunlarını ortadan kaldırarak hazmı kolaylaştırıyor. Her hastalığa şifa kuşburnu. Köylüler tarafından dağlarda geleneksel yöntemlerle toplanan kuşburnu, daha sonra kurutularak ya da kazanlarda kaynatılarak kullanılabilir hale geliyor. Büyük kazanlarda yaklaşık 2 saat kaynatılan kuşburnu, kevgirden geçirme kıvamına geldikten sonra kendi suyuyla ezilerek çekirdeklerinden ayıklanıyor.
Çekirdeklerinden ayıklanan kuşburnu yeniden aynı işlemle bu kez çok ince bir elekten geçirilerek içerisindeki kılçıklardan temizleniyor. Temizleme işleminin ardından posası alınan ve kullanıma hazır hale gelen kuşburnunun suyu Bayburt'ta özel günlerde yapılan tatlı çorbanın yapımında kullanılarak sofralarda yerini alıyor. Hele bu aralar oldukça çok tüketmek lazım C vitamini. Çünkü sevgili izleyiciler, havalar hem soğuk gidiyor, bir yandan da salgın hastalıklar yeniden başladı. Griptir, soğuk algınlığıdır, nezledir. Ben de şifayı kaptım açıkçası. Aman dikkatli olun diyelim. Ve bu akşam bunu konuşalım programımız var efendim. Araştırmacı, yazar, stratejist Ersan Ergür bizimle birlikte olacak. Bunu konuşalım mı? Kaçırmayın. Saat 21'de bu ekranda olacağız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.